ölümün eşiğine geldi aşırı saçma bir şekilde. Aç mı çocuğum? İlaç mı? Ne yiyor? Ne içiyor? Bak Emre kıpkırmızı, biliyor musun? Bak baba, kesin yırtıramadım. Senin kesin yırtıramadım. Bunu yatırdım. Beri'yi ben kaç yıldır sanıyorum? Beş yıl oldu mu ya? Fazla olmadı mı ya? Beş yıl mı oldu? Bir daha fazla ya. Ne yaptın? 2017'den beri tanıyorum ben. On sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç. 6 yıl olmuş yazıklar. Bir yılımızı çöp attı. Bir, aramızdaki ilişkinin bir yılı çöp oldu. Olur mu? Başka sen bilmezsin. Bu çok maziye dayanıyor şimdi. Geçmişe mazi, geleceği niyazi. Biz o zamanlar o kadar ünlü değildik. Şimdi çok ünlüyüz, çok popüleriz. Yani başarımızı kıskanın. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Ne bir oğlum. Ne kadar gıcık bir insan oldum şu an ya. Neyse Vera'nın problemini söylüyorum. Vera annesi babası evlendi diye stres olup yara çıkarmış. Problem Mert sensin. Bak teşhis bu. Tedavide Mert'i evden göndermen. Başka yolu yok yani değil mi Vera'cığım bunun? Doğru evde o yok ama. Ama olsun o hissediyor uzaktan. Bu arada verdiğim krem iyi gelmiş ha. Bence iyi gidebilir. Sen misin Vera'cığım? Evet problem tam olarak orada. Onun yüzünden hep stres yaraları çıkarttın. Çok üzülüyorum sana. Ne zamandan beri var ki bu? İşte siz evleneli kaç gün oldu? Bir aydır evlenir, 3 günde çıkartmıştı. Çocuk daha yeni fark edebildi evlendiklerini. Vera'cığım seni artık böyle alabilir miyim? Çıkasın. Aa! Kaçma yok yok, hayır kaçmak yok. Peki neden valizle geldiniz? Valizle gelmesi peki? Onu böyle mi? Onun ayağımı vurdu. Çok iyi değil mi? Bunun üretici bizimle iletişime geç. Sponsor olursun. Vera, annem çok güzelsin ya. Dur Vera'yı bir göstersene bak şimdi bu Vera'nın güzelliğine bir bakar mısın? Kaç kilo oldu acaba bu? Bakar mısın Vera'ya? Bak bak. Allah aşkına. Benden... Sen bakalım mı? Neredeyse var yani. Belime kadar geliyor. Şimdi Vera'cığım... Vera bu arada sakinleşmiş bence. Vera bir ara çok iyiydi. Yani uzun süreler iyiydi. Sonra bir hastalık atlattı. Ondan beri benden nefret ediyordu en son ama şu an iyiyiz. Şimdi yarasına... Yarasına gel bak göstereyim sana Selim. Gel yaklaş bak. Burada kocaman bir kellik var. Buraya tüy ekimi yapacağız. Buradan aldığımız tüyleri buraya ekeceğiz. Kameraya sürtünüyor. Daha iyi gibi ama değil mi? Hop. Hayır Vera. Tartıya mı götürsün? Dur, heh, tarttı. Çok zayıf aslında ama iri yani anlamadım. Şimdi niye zayıfladı? Çünkü annesi evde artık yok. Evlendi. Aç mı çocuğum? İlaç mı? Ne yiyor? Ne içiyor? Kocayı buldu, evladı unuttu. Ama ne, evet bak şimdi neden götürmeyi açıklayayım, insanlar seni nişlemesin diye açıklayayım. Bu normalde bir kere ev değişikliği yaşadı ve ölümün eşiğine geldi aşırı saçma bir şekilde. Yılda bir ışığı görüp geliyor zaten de artık görmüyor, bayağıdır görmüyoruz. Ondan sonra öyle olunca kendi evine almaya korkuyor aslında. O yüzden ki halihazırda annesiyle yaşıyor zaten, annesiyle birlikte devam ediyor hayatına. Ama hakikaten stres olmuş, bence senin evden gitmenin de etkisi vardır. Eve yakın zamanda misafir falan geldi mi peki, farklı insanlar geldi mi? Mesela 10 gün önce falan. Tamam, ya yarı... Var mı fotoğrafı sende? Bana mı atmıştın sen fotoğrafını? Fotoğrafını göstereyim de ben de bakayım. Emre de baksın. Yaylısı gayet iyi ya Emre. Bayağı yolmuş ya, güzel. Yapıyoruz bu işi, yapıyoruz sanatı. Bak Emre kıpkırmızı, görüyor musun? Bak gel, sen de bak da. Bak böyle değil ki. Bu 2 gün önce miydi? Ya bak böyle kocaman ve... Aynı günün akşamı bu. Değil mi? Arttı sonradan. Bak aynı günün akşamı. Çok ıslaksın, direkt dermatit olmuş. Kaçma, hayır. Dur. Tamam. Şimdi bu direkt şey, zaten biliyorsun sen ne olduğunu. Stres yarası. Bu tarz kedilerde oluyor. Böyle stresli, hassas kedilerde oluyor. Şimdi ben sana bir tablet de vereceğim. Onu da kullanacak annenler 3 gün. Ondan sonra... 3 gün sonra bir daha kontrole gel. Daha göreyim size, özür dilerim. Burada da bir şey var bu arada. Haydi be. Emre dur, bir şey geldi elime kalk. Ya bak burada da var. Ya işte tecrübe başka bir şey. Aynen aynen! Aynen! Bak tamam dur lan Vera. Bak şurada. Görüyor musun baba? Burada da olmuş. Başka bir yerinde var mı? Başka bir yerinde yok. Ben şey yapayım. İlaç vereyim. Çok iyi ya. Hayvan çok cool ya. Bunu da değil ya. Sen seni ben tabletimi getireyim. Seni de rahatlat. Ben bir ilacı alayım geleyim. Tamam mı? Ondan sonra ilacını bugünkü yutturayım. Yarın sonra koyayım. Kaşıyor mu buralarını? Kaşıyor bence. Vera. Vera sakin miydi bu kadar ya? Değil de. O hastalıktan sonra iyileşince bize geliyor.
yüzden nefret ettim. Zor zamanlar. Siz de arkada mangal yapın, yemek yiyin. Di'yi görmeye geliyoruz diye mangala geliyorlar. Çünkü ne? Hayır, bana ben gideceğim sanki. Evet, ayıcılık. Hadi yutursun özelliği. Ye. Tutmuyor ki. Bunu evde yutturamazlar. Bunu. Ağzında bekletiyor. Bir yaş mumu var mı orada ya? Burnundan süreyim yalasın. Bugün ben tablet yutturmaya zorlusun ya. Valla hiç kimse bir şey yutturamıyorum. Ben sokak kedisini yutturamadım, senin kedini yutturamadım. Bunu yutturdum. Ne yedirdiler bunlar abi? Mr. Sparks. Kızı ya. Böyle kalsın mı? Benim göz bebeğim o ya. Tepeden bak, bir de böyle bak. Kelebek gibi duruyor. Hadi kulaklarını ver. Ne yapacaksın oğlum ya? Kızım diyorum ben. İsmini bile koyarsan ben bunu sürekli... Yüzlerce kızım diyorum ya, erkek kediye. Annem çok özür dilerim valla, hakkını helal et. İlk defa basit bir şeyle geldi ama. Evet, ilk defa ölmek üzere gelmedi dedim. Ben de hazır ölmek üzere gelmemişken bir videosunu anlandıralım canlar. Emir boyu bakarız artık ya. Ben de kucağım. Atla bakayım. Vera hadi 3, 2... Ay korkuyorum da atlayamayacağım. Sıra atladı. Oturdu. Her zamanki Vera işte. Olaş. Kim olacak? Onu da vuruyordu bak bu arada. Özlemiş. Beni bir özlemişti ya. Seni kim özlesin? Köpek. O zaman yeniden görüşürüz. Köpeğim. Köpek o. Köpek Leman abla. Görüşürüz. Bay bay. İlaçlarını bilmem de şurada. Doğru bir görüşürüz. Sen bunu niye bana taktın? O zaman ne, kapatayım mı videoyu? Kapattım, hadi görüşürüz.